Amazon'daki en büyük satıcılardan biri olmak istiyorum. Burada iş kurman lazım ya. Amerika'da ya iş kuracaksın. İş kuracaksın ya. Başka bir şey yok. Ama her zaman daha büyük bir hedef olması lazım paranın arkasında. Uzun vadeli düşün. Tembellik yapma. Tanışabildiğin karı insana tanış. Özledim anne. Ailem burada olsa güzel olur ya. Bitti ürünlerim. Ürünler bitince ben de bittim. Devam edemedim. Merhaba, ben Kerim. Kerim, ne zaman geldin Amerika'ya? 2019 yaz. Niye geldin? Haziran. Work and travel. Paramı kazanıp Türkiye'ye geri dönecektim. Başka planın yoktu? Yoktu. Kerim daha kaçta uyanıyor? 8'de kalkıyorum. 8'e atıyorum. Ona 5-6'ya düşüreceğim inşallah. Çok başarılı insanlar az uyurlarmış. Doğru, fakat o vakitte ne yaptığın da önemli. Sen şimdi 5 saat uyuyorsan ama 10 saat boş geçiyorsa o zaman ne anlamı var ki 5 saat uyumanın? 5 saat uyuyacaksın ama o geri kalan saatleri belirli mi kullanacaksın? O zaman bir anlamı var. Yoksa ben çok bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. 8 saat uyusan zaten hayatın 3'te 1'ini uyuyarak geçirmiş olursun. Zaten 3'te 2'sini de çalışarak geçirsen. Aslında biz yaşamıyoruz ya. Yaşadığımızı zannediyoruz. Uykunun insan hayatındaki yeri nerede? İhtiyaç. Temel ihtiyaç. İhtiyacını alacaksın, çıkacaksın fazlası. Her şeyin fazlası zarar. Çok klişe. Ama az uyuyalım. Boş durmayalım. Seni burada tutan şey neydi? Daha çok para kazanmak. Daha çok para kazanıp ne yapmak istiyordun? Planın neydi? Türkiye'ye rahat bir hayat sürmek, okuluma devam etmek. Ne okuyordun? Makine Mühendisliği, Sakarya Üniversitesi. Ondan sonra bir gün bir abi geldi bizimle. Sonra burada okul okumaktan falan bahsetti dedim. Çok mantıklı. Ben niye burada okumayayım ki? Sonra burada okumaya karar verdim. Okula başladık. Business bölümünde işletme. Kolej, Türkiye'deki ön lisans gibi. Zaten onların da ücretleri düşük olduğu için orada başlıyoruz. Genelde göçmenler oraya gidiyor. Ya amacım orada 2 yıl boyunca ortalamayı 4'e yakın tutup Amerika'nın en iyi üniversitelerinden birine transfer etmek istiyorum. Amacım o. Bu dönemde de iyi bir para biriktirip okula yatırmak. Çünkü iyi okullar pahalı yani. Kötü okullar da ucuz. Ya en iyisi olmak. Ya yaptığım ne varsa hepsinde en iyi olmak istiyorum. Yani Müslüman öyle olmalı. Bir yaptığı her işte en iyisi olmalı. Ya da en iyi kişinin yanında olmalı. Seni makine mühendisi olmayı iten şey, öyle makine mühendisi aklımda yoktu ama insanlar. Bölüm sayısaldı, seviyordum sayısal. Dedim niye mühendis olmayayım? Ama bir gelecek görmüyordun ki buraya gelince. Ya ben küçükken beri zaten hep iş kurmak istiyordum. Küçükken de iş kurmayı söylüyordum hep. O yüzden burası da girişimciliğin merkezi. Dedik iş kuralım bari burada. Sonra işte Amazon işini kurdum. Şirketimizi açtık elhamdülillah. Ne yapmak istiyorsun mesela? Yani bunu hedefleri ileride izleyeceğim bir video olarak da düşünebilirsin. Doğru diyorsun. Şu an sattığım şeyler benim deterjan. İlk başta Amazon'daki en büyük deterjan satıcısı olmak istiyorum. Peki sen pazara girmeyi nasıl keşfettin? Aralık ayında başladığımda oyuncak falan satıyordum. Christmas ürünleri satıyordum. Sonra bir baktım deterjan da iyi satıyor. Kısmet oldu ya. Karşıma çıktı deterjan. Sonra dedim neden deterjan satmayayım hep. Deterjan satmaya devam ettik. Ölçülebilir bir iş modeli. Ya belli yani her ne kadar alınacağı belli, ne kadar satacağım belli. O yüzden mantıklı bir iş olduğunu düşünüyorum. Neredeyse 2 yıl oldu geleli. Evet. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz işte okuyoruz. Amazon'da işimiz var. Mall'da küçük bir iş kurduk. Mall nedir? AVM'de stand işi. 2 tane stand açtık. Oradan pasif gelir elde etmeye çalışıyoruz. Yani şu anda ciddi olarak AVM ve Amazon işini yapıyorsun. Evet. 18 Mart. Bir ay Yani oldu. aşağı yukarı Bir ay oldu. 1 ay oldu. AVM ile Amazon arasındaki fark ne senin için? AVM'nin potansiyeli belli. Hafta sonu max sayısı 20-30 bin. Fakat Amazon'da 160 milyon müşteri var. Ya bence kapitalizm sömürü ya. Yani ne kadar çok insanı kullanırım o yani. Amazon şu an dünyanın en büyük şirketlerinden biri. En çok çalışan olan. Walmart en çok çalışanları olan şirketlerden biri. Ya ve bunlar en büyük şirketler yani. O yüzden insanı kullandıkça mal varlığın artıyor, zenginliğin artıyor. Bence kapitalizm. Amerika'da hep böyleydi ya. Hep insanlar insanlar için çalışıyordu. İnsanlar bazı insanları yönetiyordu. Ama şimdi yani çok daha fazla insanı kullanarak yani. Evet. Yani eskiden. Evet. Şu an gidiyor Endonezya'da Nike fabrikasını çalıştırıyor elemanları 1 dolara. Aylık belki günlük. Sonra buraya getiriyor. Kaç 100 dolara satıyor bir tane ayakkabı. 150 dolar satıyor ve biz o küçücük maliyetle. Yani sömürünün babası ya. Yani böyle bir sömürü olamaz ya. Yani hem ucuza mal ettiriyorsun her şeyi hem de ucuza çalıştırıyorsun. Sonra geliyorsun buraya bir ton paraya satıyorsun. Yani sömürünün yok ya bu kadar. Yani görüyorsun Walmart'ta adamı. Adam 60-70 yaşında daha dün ya. 60-70 yaşında adam geliyor Walmart'ta çalışıyor. Bize az para kazanıyor. Ama Walmart'ın sahibi çok zengin. Düşünmüyor çalışanları. Bencillik çok tehlikeli ya. Ve gözün dönmesi. Kazanınca daha çok kazanmak istiyorsun. Sonu yok. Bilmiyorum biz nereye kadar böyle gideceğiz.
Dehşet bir şey ya. İleride yine gıda ve temizlik malzemelerin satışını Amazon'dan yapacaksın yani, değil mi? Evet. Mal da işte oradan ne gelirse Allah belki dersin. Ona da devam edeceksin bu sürede abi. Evet, zaten elemanlar çalışıyor. Yani çok da gitmeye gerek kalmıyor. Hangi işleri yaptın? Otelde çalıştım. Subway'de kasiyerlik yaptım. Subway sandviççi. Sonra Work and Travel bitti. Geldik New York'a. New York'ta kuryelik yaptım. Sonra Shopify diye bir şey gördüm internetten. Web sitesi kurup satış yapmak. Sonra dedim bari ona gireyim. Online işleri zaten seviyorum. İlk öyle işte başladım. Aralık ayında. 2019 Aralık. Yaptım. Reklama biraz para harcadık falan. Web sitesini kurduk. Her şeyi hazırladık falan. 2 ay sonra bir baktım. Çok para gerekiyormuş reklama. Yeterince plan program yapmadım. Bir anda atlayarak girdim. Ama tecrübe edindim. Sonra web sitesini sattım. Ondan sonra kuryeliğe yeniden devam ettik. Sonra yine biraz para kazandım. Bu sefer de eBay'e yatırdım. eBay'de Trendyol gibi bir yer işte. Marketplace. Orada işte tuvalet kağıdı satmaya başladım. Tuvalet kağıdı da bir ay daha güzel gitti. Her şey çok iyi gidiyordu. Koronavirüs olduğu için de insan burada tuvalet kağıdı kıtlığı yaşıyordu. Ben de biraz onu değerlendirdim. Sonra işte bitti ürünlerim. Ürünler bitince ben de bittim. Devam edemedim. Ondan sonra ama dropshipping diye bir şey keşfettim. eBay'e dropshipping yapmaya başladım. Çin'den direkt ürün bağ gelmeden müşterilere gönderiyordum. 2 ay öyle devam etti. Dedim bayağı mantıklı, hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir şey, sadece ürünleri göndererek, elim değmeden bağlantıları yaparak para kazanıyorum. Yani ya hep kolay parayı aradım. Buraya ilk geldim bir senede. Ama devam etmiyor. Dropshipping sürülebilir bir iş modeli değil. Olmadı yani çok. Bir de eBay hesabım da kapandı dropshipping yüzünden. Sonra dedim ben daha bir daha kolay para aramayacağım. Çünkü kolay paradan iyi hayır göremedim yani. Sonra işte zor paranın peşine düştüm. Haziran'da yine başladık deliver yapmaya. Sonra işte okula başladım. Okuldan onay aldık. Community College'a başladık. Yine para biriktirdim. Aralık'ta Amazon'a girdim. Bu sefer de işte Amazon'da Christmas'ta çok iyi işler oluyor. Christmas ürünlerini aldım. Güzel iş yaptık. O zaman iyi oldu. İşte bu zamana kadar devam ediyorum. Elhamdülillah işler iyi gidiyor. Haziran'da deliver'e başladım dedin. Evet. Delivery süreci nasıl gelişti? Ya şimdi bir işe başlamak için bir para bulman gerekiyor. Yatırımcı bulamayınca kendin çalışmak zorundasın. Ben de sürekli kendim çalışıp para biriktirip işe yatırdım. Kendim çalışıp para biriktirip işe yatırdım. İki tane denemem çok başarılı olmadı. Başarısız oldu. Bu da işte üçüncü Amazon oldu. Amazon iyi gidiyor. Ya bir de Moloşi de var doğru. 18 Mart'ta Moloşi'ne başladım. Moloşi de güzel gidiyor. İki tane lokasyon var. Üç tane de işçi var. Delivery'i bıraktın o zaman. Evet, delivery'i bıraktık. Delivery çabuk para yani. Onu alacaksın. Sonra bir yere yatırıp burada iş kurman lazım. Ya Amerika'da ya iş kuracaksın. İş kuracaksın ya. Başka bir şey yok. Çünkü biz göçmeniz burada. Kendini yeterince çalıştığını düşünüyor musun? Hayır. Daha çok çalışmam lazım. Bir insanın günlük rutini olmalı mıdır? Ben günlük rutinin olması gerektiğini düşünüyorum. Ama o zaman da biraz robotlaşıyorsun. Düzenli bir hayata geçiyorsun. Ya mesela benim her gün, çoğu gün ne yapacağım belli ya. Rutinler var. O yüzden rutinlerin önemli olduğunu düşünüyorum. Olması gerektiğini düşünüyorum. Ya çünkü ne yapacağını biliyorsun. Ne yapacağını bilmezsen o vakit boşa gidecek. Ya boşa geçmemesi için rutinler var. Mesela kalkıyorsun, şey yapıyorsun, burada bir sürü şey yapıyorsun. Rutinlerin yoksa bir kalkıyorsun, zaten 2 saat yatakta yatıyorsun. Ne yapacağını bilmiyorsun. Bir sürü vakit geçiyor. O yüzden ben plan ve rutinin önemli olduğunu düşünüyorum. Zamanın boşa geçmemesi için. Plansız hayat değildir. Peki o rutinler robotlaştırmıyor mu seni? Robotlaştırıyor. Fakat işte o biraz zaman ayırmak gerekiyor boş şeylere. Yani boş zaman ayırmak gerekiyor. Onlarla da başka şeyler yapmak gerekiyor yani. Ya yine de rutinler olsa bile başka şeyleri yapmaya açık olmak lazım. Mesela şey yapman gerekiyor bir şeyler ama spontane şeyleri seviyorsun. O zaman gideceksin yapacaksın yani biraz daha zevk almak için. O şeyler de hayatı güzelleştiriyor. Ya rutinler yine olsun ama başka şeyler de zaman ayır yani. Senin gibi rutinle yaşayan bir insan var mı hayatında? Etrafında mı? Hı-hı. Evdekiler çalışıyor akşama kadar. O rutin sayılabilir aslında. Yani adamın ne yapacağı belli. Sabah kalkıyor, işe gidiyor, akşam yemeğini yiyor, biraz belki film diyor, sonra uyuyor. Biraz rutin var. Az şey var ama rutin yani sonuçta yine. Ama sana göre değil bu hayat. Değil, kesinlikle değil. Ben hayatım, ya günümün 6 saat uyku, 5-6 saat belki çalışma, geri kalan zaman kendini geliştirme yani. Daha iyi bir sen, daha iyi bir ben. Manevi açıdan da, İslami açıdan da. Ruhu da beslemek gerekiyor. Hep vücudu besliyoruz ama ruhu da beslemek gerekiyor. Onun için de zaman ayırmak gerekiyor. Ya her şeyi aynı yapamayız ama bazı şeyleri aynı yapabiliriz ya. Neden çalışıyorsun peki? Güçlü olmak için çalışıyorum. Güç senin için neyi ifade ediyor? Bir şeyler değiştirebileceğimi düşünüyorum güçlü olursam. Neyi değiştirmek istiyorsun? İnsanların hayatını değiştirmek istiyorum.
Ama ilk başta kendi hayatımı değiştirmem lazım. O yüzden ona uğraşıyorum. Kendi hayatım değiştikten sonra insan hayatından değişecektir. Bilmiyorum. Bakalım zengin olunca hayat nasıl olacak? Bu hayatı görelim. Bir zengin olunca nasıl olacağını görelim. Zenginlik senin için yeterli olacak mı? Ya hayır. Şimdi ben şu dünyada değişen insanlara baktım. Ya adamlar çok iyi konuşuyor. Hitabetleri çok iyi. Ya ilmi yüksek, bilgililer. Ya da zenginler. Ben çok iyi konuşamıyorum. Öğrenmeye çalışıyorum. İlmim de çok yok. Yine öğrenmeye çalışıyorum. Bir de zengin olmaya çalışıyorum işte. Üçünde bir yerde olduğu zaman bir şey yapabileceğime inanıyorum. Ya şu anda yapıyorum da ileride daha çok yapacağımı inanıyorum. Allah'ın izniyle. Tabii bunlar uzun vadede olacak şeyler. Mutlu musun peki Amerika'da? Bilmiyorum. Ama mücadele etmeyi seviyorum. Ya bu hayatta yaptığımız her şey aslında kendimiz için yapıyoruz ya. İnsan ne yaparsa kendi mi yapar? Evet. Sen şu an bana soruyorsun, kendin için soruyorsun. Ben konuşuyorum, kendim için konuşuyorum. Ben de çok bilmediğim için zaten soruyorum. Öğrenmeye çalıştığım ama için. Ama seninkinde biraz sorarken o gülümsemede biraz sanki bir eleştiri de var sanki. Evet, eleştiri de var, doğru. Ya çünkü... Yani her gelen kişinin, karşına gelen kişinin boş olduğunu mu düşünüyorsun? Hayır, boş olduğunu düşünmüyorum da. Şimdi geldiğimiz yer belli abi ya, yani. Çok kaliteli bir yer değil yani. Bir... Ya genelde etrafımıza bir bakalım abi. Genelde herkes delivery yapıyor. Pek ne yapacağını bilmiyor. Bilmiyorum ya. Biraz ön yargılı da olabilirim yani, bilmiyorum. Her şey kayıt altına alınıyor ya. Doğru, Allah görüyor. Abone olmayı unutmayın. Videoyu sevdikleriyle paylaşsınlar mı? Paylaştım. İbrahim abi için paylaştım. Senin için değil mi? Yok. Valla? İbrahim için paylaştım. Senin videon başkalarına ulaşsa hoşuna gider mi? Yok ya. Şimdi bu videoyu yayınladıktan sonra 1 milyon kişi izledi. Görüyorsun böyle 1 milyon görüntülerle falan. Ya şey derler ya, gelmiş oraya şöyle yapmış böyle yapmış bu kadar. Bak işte, ya tamam. kötü konuşmasını sevmiyorum ya. Belki yorumları kapatsam peki fikrim değişir mi şu an söylediğim? Bilmiyorum. Ya bunlar etkiliyor insanı ya. Bir insanların dediklerini takmamamız lazım. Takmıyorum da bilmiyorum ya yani. Sanki biraz önyargı gibi geldi bana. Önyargı da biraz önyargım var sosyal. Zaten sosyal medyam da yok ya benim. İnternette pek şeyim yok. Bulamazsın ya beni internette. Kendini ilk defa bu kadar uzun ve net açıkladın mı? Videoda açıkladım evet. Normal hayatta açıklıyorum da videoda ilk defa. 100 bin dolar kazanmış mısındır geldiğinden beri? Ya para hedef olmamalı. Biraz şimdi para için çalışmam dersem ne olur çünkü biraz çalışıyorum. Ama her zaman daha büyük bir hedef olması lazım paranın arkasında. Bigger purpose. Daha büyük bir amaç. İnsanlar parayı amaç aynen yapıyor, değil mi? Para aslında bir araç. Onunla daha büyük şeyler yapmak gerekiyor. Senin paraya bakış açını anlatsana bize. Araç olarak görüyorum ben. Beni daha büyük yerlere götüreceğini düşünüyorum paranın. Parayı kullanmak gerekiyor. Paranın bizi kullanmaması gerekiyor. Bizim parayı kullanıp daha büyük şehre ulaşmamız lazım. Para gelip geçiyor ya. Ve bir anda zengin olup bir anda fakir olabiliriz bir gecede. O yüzden çok önem vermemek gerekiyor paraya. Tabii önemli yani. Önem vermiyorum desem yalan olur. Aşağı yukarı 2 yıldır aileni görmüyorsun. Sadece telefon görüşmeleriyle evet yapıyorsun. Nasıl hissediyorsun? Yani hayata atıldık. Çalışmak zorundayız. Onlar memnun mu senin burada olmandan? Onlar benim iyiliğimi istiyor. Yapacak bir şey yok. İnşallah yakın zamanda gideriz. Peki sana gel, ne yapıyorsun orada, gel buraya diyorlar mı? Diyorlar. Herkes, buradaki herkes diyorlardı zaten de. Ama iş burada kurunca oraya gidip geliriz sadece. Yani burada iş kurduğumuz zaman orada yaşamak zor olur. Ya da burada güvenilir bir işi bırakıp orada anca yaşayabilirim. Ama şu an yapabileceğim tek şey gidip geri gelmek olur yani. Amerika'ya gelip 2 yıl boyunca sürekli delivery yapmış bir insana ne söylemek istersin? Ya ben eskiden şey düşünüyordum, herkes iş kursun, herkes bir şeyler yapsın falan filan. Ya herkes öyle olsa istiyordum da sonra fark ettim ki herkesin kafası farklı çalışıyor, herkesin amaçları farklı. Bazı insanlar çalışmayı seviyor, bazıları kolay parayı seviyor. Yani zor, işte insana değişmesi de zor. Delivery'i bırakıp iş kur derdim ama onu da kuramayacağını zannetmiyorum. Yani bilmiyorum, belki de kurar. Delivery çünkü boş ya, sıcak para, kısa para, bir geleceği yok, potansiyeli yok. Hep aynı para kazanacaksın. Aslında almak istediğim cevap bu yani. Evet. İnsanların düşünce yöntemi, burada delivery, tek çıkış yolu görmeleri, başka bir yola atlama potansiyelini araştırmamaları ya da burada fırsat yok mu mesela? Gelen insan sadece delivery mi yapmak zorunda? Yani benim başka çarem yok, ben delivery yapmasam başka bir şey yapamam derse biri sana, ona vereceğin bir cevap var mı? Ya şimdi o da neden biliyor musun? Çünkü geliyor buradan, Türkiye'den buraya. Birkaç tane arkadaş var. Bakıyor onlar delivery yapıyor. O yüzden onu yapıyor. Ya mesela arkadaşımız inşaat yapsa belki inşaat yapacak. Ya da başkası Amazon işi yapacak. Yani o arkadaşı yüzünden geleceği şekilleniyor biraz. Bir de biraz araştırmıyorsa o zaman delivery'e devam ediyor. Aa işte ben... Ya hiçbir şey ayağına gelmiyor ya. Sen gitmen gerekiyor. Sen çalışman lazım. Yoksa olmuyor hiçbir şey ya.
Herkes kolay yolu seçiyor. Zor yolu seçenler kazanıyor. Sen 2 yıl önce buraya gelen kendine ne söylemek isterdin? Daha çok risk al derdim. Daha çok risk al derdim. Yani plan yap derdim. Uzun vadeli düşün. Tembellik yapma. Tanışabildiğin kadar insana tanış. Türkiye özledin mi? Özledik ya. Özledim anne. Aileyi özlüyorsun. Arkadaşlar, biraz arkadaşları belki özlemişimdir. Yoksa aile yani, aileyi özlüyorsun. İletişim yeterli oluyor mu? Yani biraz yeterli oluyor, çok da değil ya. Tatmin etmiyor yeterli. Yani sarılması, başını okşaması. Hissetmek gerekiyor ya. Yani sanal hissetmiyorsun ya. Ben en azından kendi açımı hissetmiyorum. Ailem burada olsa güzel olurdu ya. Belki ailemizi buraya getiririz. Getirmek istiyor musun buraya? Evet. Ailen buraya gelmek ister mi? Babam gelmek istiyor da. Yani bir şey bilmiyorum ya. Bir şekilde sormak lazım tek tek. Yeterince düşünmek lazım. Daha vakti var bir de ya. Daha green card alacağın, vatandaş olacağın, geleceğin 4 sene var yani. Kendini nerede görüyorsun 3 sene sonra? İyi bir okula başlamış. Allah nasip ederse evlenmiş. Daha büyük bir işin başarılında olduğunu düşünüyorum. Daha büyük satışlar yapan. Bu videoyu izlemek isteyen insanlara söyleyeceğin ne var? Yani Müslüman ümit var olmalı. Yani umutlu olmalıyız ya. Elimizden gelisinden en iyisini yapmalıyız. Çalışmalıyız. Mücadeleye devam. Tembellik hiçbir şey kazandırmıyor ya. Çok uyumamak lazım. İslam'ı da unutmak lazım. Dünya senin bir şeyler değiştirmeni bekliyor. Kendimizi her zaman daha iyisi için motive etmeliyiz. Bir de 5 sene, 4 sene öncesine göre kendimizi karşılaştırmak değil de 6 ay öncesine, 1 ay öncesine, düne göre kendimizi karşılaştırmak lazım. Kendimizle yarışmamız lazım. Tabii o kadar çok dünyaya uğraşınca da İslam'ı da unutmak lazım. Yani 2 yıl sonraki kendine ne söylemek istersin? Ya korkmadan, çekinmeden her şeye girelim. Ya en fazla zamanımızı kaybederiz. Zaten genciz. Mücadele etmek zorundayız. Çalışmak zorundayız. Başka eklemek istediğin bir şey var mı? Allah razı olsun. Küçük başlayıp büyük düşünmek lazım. Uzun videodan daha çok şey öğreniyorsun. O da yanlış biliyor musun? Her şeyi kısa yoldan çözmeye çalışmak. Uzun yolu seç. Uzun yoldan öğren yani. Daha kalıcı. Daha etkili. Ya kolaycılık mahvediyor ya. Benden daha ileri vardır ya. Benden daha ilerini öğrenirsin. Ben kimim ki? Ya kendimden tecrübe öğreniyorum. Yani kendim yaptığım şeylerden, yanlışlardan öğrenip bir dahaki aşamada yapmamaya çalışıyorum. Ama başkalarını öğrenirsin. Başkalarının tecrübelerini öğrenirsin. Çünkü her şeyi kendin yapamazsın ya. Unutamadığım bir özlü söz. Evet. Ne yaparsan yap, Allah rızası için yap. Unutamadığım bir yer. Bilmiyorum. Unutamadığım bir kişi. Herkesi hatırlıyorum ya. Unutamadığım bir an. Bir günde 1000 lira yaptığım gün. Para çok önemli yani. Hayır ya, önemli değil. Aklıma o geldi ilk başta. Ama kapitalizmden bahsedip 1000 dolar diyorsun, ne güzel. Güzel bir histi. Demek ki kapitalist adamlar da çok güzel hissi her gün yaşıyor. Hayır, her gün yaşamazsın. Burada, dünyada hiçbir şey her gün yaşamazsın ki. Dünya öyle bir yer değil. Her şey kısıtlı. Yani yok yani. Daha her zaman daha fazla başka şeyler yapmak istiyorsun. Her zaman para tatmin etmiyor. Başka şeyler yok. Burası geçici yerdi ya, geçici dünya. Ahirete yoğunlaşalım. Teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Akılda kalsın. Bu kanalın nereye geleceğini görüyorsun peki? Gözlemlerin. Bir yılda 100 bin, iki yılda 200 bin, üçüncü yılda 1 milyon. Allah çalışmaya verir abi. Çalışmaya devam, mücadeleye devam. Teşekkürler.